Bir konuşma var, tartışma var ki son dönemde İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi takip ediyoruz uzun bir süredir. Fakat tabii bazı uzmanlar, bazı kişiler MHP lideri. Devlet Bahçeli de bu haftaki grup toplantısında aynı vurguyu yaptı. Aslında kürecik üssünün kapanması yönünde konuşmalar gerçekleşiyor. Öncelikle kürecik üssünün önemi nedir? Türkiye açısından NATO anlamında kapanırsa ne olur? İsrail'i kör eder mi etmez mi? Bu bağlamda geniş bir şekilde konuşmak istiyorum. Harita hemen karşınızda, arkanızda diyelim. Sayın Karakuş sizle başlayalım. Bizi duyabiliyor musunuz Sayın evet. Kuş? Buyurun. Gayet iyi duyuyorum. Buyurun. Bürecik radar üstünü görüyorsunuz yerini. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Kürecik radar üssü bizim bir muhabere elektronik ve seyri sefer üssümüzdür. Önce onu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. ana cetüse Erhaç'taki Malatya'daki 7. ana cetüse bağlı bizim elektronik seyri sefer ve muhabere üstüdür. Buraya şimdi burada yani yeni, yeni konuşur. bir üst değil mi kodun? Hayır, Daha hayır, yani. Erhaç meydanı açıldığında 1950'lerde evet. Kürecik'te de muhabere üstümüz kurulmuştur. Seyri sefer üstümüz kurulmuş, kurulmuştur. Neden biliyor musunuz? Güzelce izah edeyim efendim. Şimdi Erhaç meydanı şurada benim Malatya Ovası'nın içindedir. Malatya Ovası tabii ki alçak bir yerdedir. Batı tarafında özellikle e, dağlar olduğu için Batı tarafından gelen uçaklar seyri-seper yardımı Malatya'daki üstten alamazlar. Alçakta çünkü dağlar var arada. Onun için buraya muhabere ve seyri-seper sistemi kürece kurulmuştur. 1950'lerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Yedinci ana jet bir yardımcı üssüdür. Yani batıdan gelen uçaklar genellikle konuşamadığı için doğrudan Erhaç Meydanı'yla kürecikle konuşur. Ona göre efendim alçalma planını veya diğer ne yapmak istiyorsa seyri sefer planını yapar. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Biz tabii NATO devleti olarak, Şimdi uzun zamandır efendim patriot alma düşüncesinde idik. Bakın patriotları bize teklif ettikleri zaman 1994'tür Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ancak patriotlar o zaman yüzde otuz bile zor vuruyordu. Biz o yüzden patriotların alınmasına, ben o zaman Plan Harekat Daire Başkanıyım. Patriotların alınması bizim açımızdan uygun değil diye rapor verdik. Türkiye olarak araştırma merkezi, araştırma şubesi de bana bağlıydı. Patriotların vuruş yüzdesi yıllar sonra arttırılabildi. Hollandalılar yanlışlıkla daha önce patriot almışlar, güvenemedikleri için 91 yılında özellikle 90 yılında Diyarbakır'a getirdiler. Diyarbakır'a getirdiler patriotlarını ki e Irak birkaç tane füze atarsa bakalım bizim patriotlar e, çalışıyor mu diye özellikle getirdiler. Daha sonra aynı Hollandalılar 2003 yılında getirdiler. Saddam ola ki bir benim e, füze atar da bakalım bizim eee benim e, patriotlar işe yarıyor mu diye. Yani onlar çok eskiden aldığından %30 civarında vuruş yeteneğine sahipti. Tabii ki biz zaman içerisinde Patriot almayı da düşündüğümüzden dolayı bu radarın buraya konması halinde aynı zamanda Türkiye'ye atılacak olan füzeyi bu radar gördüğü için bizim Patriot'lara aktaracaktı. Ancak biz gittik işte S400 alınca iş tamamen bozulmuş oldu. Evet bu radar tabii ki İsrail'i korumada büyük iş görüyor da aynı zamanda bu radar elbette ki bize bir füze atılırsa bir şekilde biz de patriotları almış olsaydık bizim de yararlanacağımız bir üs olacaktı. Şu anda tabii ki biz bundan yararlanmamız söz konusu değil. Ama gelelim diğer bir konuya. Zannetmesinler ki İsrail sadece efendim, Kürecik'teki radara bağlı olarak çalışıyor. İsrail'in aynı zamanda kendi ülkesinde bu Kürecik radarından daha iyi radarı var. Onu söyleyeyim. Onun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri e, bir şekilde İsrail'i korumayı sadece küreciye bırakır mı? <laughs> aynı zamanda Aegis sistemi üzerinde olan hava savunma füzeleri efendim aynı Patriot'tan çok daha iyi. Bakın 1300 kilometreye kadar gidip füze vuruyor. 70 tane gemisi var Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerinde. Biz de yapıyoruz komple efendim... Şu anda tabii, biz de yapıyoruz. Ha, biz de yapıyoruz onu biliyorum şu canım anda. da. Yani söylemek istediğim şu ki Amerika Birleşik Devletleri işte Basra'da, Akdeniz'de, değişik denizlerde aynı zamanda İsrail'i korumak için Kızıldeniz'de bile vardır herhalde. 70 tane Aegis e, gemileri var. Bunlar da füzelere karşı İsrail'i koruyorlar. Yani Bizim ilk insanımız zannediyor ki bu radar buraya kurulurken Türkiye bundan faydalanmayacak. Ama işte gelişmeler öyle oldu ki bize patriot vermediler son dönemde. Onun üzerine işte biz e, mecbur kaldık S400 aldık. Amerika ile aramız açıldı. F35 konusu bu noktaya geldi. E, şimdi e, sorun bundan sonra Efendim nasıl gelişir. 14 Haziran'da ne olacak göreceğiz. Buyurun Sayın. Sorunuz var mı Hanım? Size birazdan geleceğim Sayın Karakuş çünkü önemli bir başlık uzun uzun konuşacağız bu kürecik konuşmu. Şimdi konusunu. bu kürecik radar üssü bir erken uyarı radar sistemi ve bu 2010 yılında NATO'nun aldığı bir karar üzerine. Haritada devam evet. edelim mi Sayın Bayram? Şimdi NATO 2010 yılında özellikle İran kaynaklı ya da Rusya kaynaklı balistik füzelere karşı bir koruma sistemi, füze koruma sistemi kurmaya karar verdi. Ve bunun için de özellikle hem Doğu Avrupa'da e, erken uyarı radar sistemleri yerleştirdi. Hem de Türkiye'ye e, bu konuda küreciklik konusunda talepte bulundu. E, buradaki bir erken uyarı radar üstü. Türkiye bunu kabul ederken şöyle bir şart koydu ama. Dedi ki buradaki toplanan bilgi, data sadece NATO üyesi ülkelerle paylaşılacak. Dolayısıyla Türkiye bu şartı sundu ve kabul etti NATO. Amerika Birleşik Devletleri. Yani dolayısıyla buradan toplanan bilgi. Nerede radar toplanıyor kayıtları. bu bilgi? Radar, bu radar kayıtları burada toplanıyor. Tabii ki NATO'nun merkeziyle, merkezleri bütün şeyle paylaşılmıyor. Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gidiyor. Amerika NATO'nun Avrupa'daki merkezlerine. Dolayısıyla bunlar kesinlikle İsrail'le paylaşılmıyor. İkincisi Bundan emin değiliz. Polonya'da, İsrail'le paylaşılmadığından, e devletler ama arasında neresi? bakın ilişkilerde bunlar karşılık verilen sözler, bazı şeyler devlet sırrıdır ama Türkiye böyle bir şart koymuş. E, Romanya'da ve Polonya'da füze sistemleri var. Dolayısıyla burada toplanan bir gidip, İran'dan bir füze ateşlendiği zaman balistik füze yani 2000 kilometre, 3000 kilometre Avrupa'yı vurabilecek kapasitede füzeler Amerika'yı Amerika'yı vurabilecek kapasite olduğunuza yok ellerinde. Fakat Avrupa'ya yönelik böyle bir tehditte Orpa. füze. Buradan Orta Avrupa at evet ateşlendiği vakit buradaki radar onu tespit ediyor ve Polonya'daki ve Romanya'daki füzeler füze koruma sistemleri karşı füze ateşleyerek havada onu imha ediyorlar. Dolayısıyla İsrail'in güvenliğiyle doğrudan bir ilgisi yok. İran diyor ki bu sistem ben İsrail'i vuracağım zaman devreye sokulacak. O yüzden kuruldu diye iddia ediyor. O dönemden beri İran'ın böyle bir dezenformasyonu var. Türkiye Türkiye'de dedi ki hayır bu sistem sana yani İsrail meselesiyle ilgili değil. Biz bunu paylaşılmasını müsaade etmiyoruz başka devletlerle. Nasıl? Rusya'da bambaşka şey söylüyor. Şimdi onların hepsini konuşalım da şuradan. Ha, Rusya'da tabii Rusya'da diyor ki bana karşı. Buradan kur. İran İran'ın herhangi bir noktasından ortasından veya evet. köşelerden bir füze atıldığında kürecik üstü hemen merkeze yollar mı bilgi? Tabii. Bu süreç hemen, ne kadar hemen, olur? Hemen tespit ediyor. Bunlar saniyeler içerisinde. Dakikalar Saniye. içerisinde. 8-10 dakika civarında. Evet, dakik, dakik, 8'de 10 dakika. Reaksiyon göstermeniz. Tabii dolayısıyla e, böyle bir sistem. Dolayısıyla şimdi bunun yani Filistin e, İsrail meselesiyle daha doğrusu İsrail'in güvenliğiyle doğrudan ilgisi yok. İsrail'in kendi sistemleri var zaten. Zaten me bakın mesafe bakın kürecik orada İsrail orada. Yani İsrail oradan da zaten İran'ı görecek. Radarları, efendim hem havada radarları söz konusu, avaks uçakları, hem karada konuştu sistemleri söz konusu, hem de bunlara yönelik kendisine savunmaya yönelik sistemleri söz konusu. Yani İsrail zaten kendi güvenliğini Türkiye'deki bir radara, efendime söyleyeyim ya da e, Avrupa'daki konusu, bir, bir şey sistem bırakacak. Isterim bırakacak şeydi. Elbette e, Sayın e, Karakuş geliyorum. Böyle şeyleri böyle bir güvenlik konsepti yok. Anlatabiliyor muyum? Ha, burada İran'ın biz dezenformasyonu söz konusu Türkiye'ye yönelik. Gel yani işte bu sistem bana karşı kur. Tamam, sana karşı kurulmuş olur. ya da herhangi biri Avrupa'ya ya da NATO'ya yönelik e, işte ya da bize yönelik bir saldırıya karşı kuruldu. Evet, biz NATO üyesiyiz zaten. NATO'nun bir parçasıyız. Ama İran ısrarla kendisinin İsrail yapacağı bir saldırıyı engellemek üzere bu buradadırın oraya konu. Bu tamamen bir şeyden ibaret. Yani Türkiye'deki kamuoyunu harekete geçirerek efendime söyleyeyim bu kürenin burada üstünün kurulmasını engellemiyoruz. Ha şimdi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gerilimler efendim mesela olduğu zaman söz konusu olduğu zaman işte İncirliğin kapatılması, küreciğin kapatılması gibi ise meseleler konuşuluyor. bu devlet kendi ulusal çıkarlar açısından çünkü bunlar hassas meselelerdir. Değerlendirir. Gerekli görürse bununla ilgili karar da alır. Geçmişte de almıştır biliyorsunuz. Konuşacağız ee, şimdi neden tartışma konusu oluyor bunu da konuşacağız. Buyurun Sayın Başbuğ, Sayın Karakuş hemen size geliyorum. Şimdi şöyle e, hocalarımın söylediğinde toplayarak e, devam edeyim. Geleyim oraya müsaadenizle. Buyurun Sayın Bayraklı sizi alalım yerinize. Sayın... Şimdi e, burada incirlik ve kürecik şu an tartışma konusu bu. Hissiyatla yaklaşıyoruz. Diyoruz ki Amerika ile zaten bana müttefik değil. İlişkilerimiz de soğuk ve şu ana kadar zerre kadar faydasını görmedim. İncilik ve küreci kapatalım geçsin. Konu bu tartışılan. Ancak devletler arası ilişkilerde hani hissiyatın bir kenara bırakıldığı, aklın, mantığın yürüdüğü bir süreç götürmek durumunda. Sağduyulu olmak. Sağduyulu olmak zorundasınız. Zaten devlet de şu an böyle bir politika izliyor. Şimdi incilik hava üssü amacı belli. Yani burada işte şu an için Suriye'deki o sürece bir takım hani DAEŞ'le mücadele kapsamında oluşturulan bir yapılanma vardı. Ve bu devam ediyor. Ee, ve İncirlik'i, altını şunu özellikle çizmekte fayda görürüm. İncirlik şu an e, bizim kontrolümüz altında olan bir üs. Kürecik peki? Kürecik'te de aynı şekilde. Yani Türk subayları bir fiil oradaki... Aynen hep... söyledim biraz evvel Sayın Göksu. Evet. Dedim ki 7. Ana Cetüs'ün bir parçasıdır. 7. Ana Cetüs Komutanlığı'nın bir birliğidir. Şimdi... E... Türk birliğidir. Türk birliğidir. Kürecik'te şu an öyle bir çalışma var. Evet efendim. Türk Birliği'dir. Ve Kürecik'te şöyle bir konu var. Sayın Erdoğan o dönemde yani ilk etapta Irak'a karşı alınan bir tedbirdi. Tehdit kalkınca İran gündeme geldi. Ve e, bu Kürecik radar üstü konuşlandığında Sayın Erdoğan sorduğu soru şuydu. Burada tam bir çalışma yürütülüyor. Hani kontrol tamamen sizde olmamalı. Ve burada tetik kimde? Şimdi az önce sordunuz ya hani tehdit bir füze saldırısı durumunda İran'da işte Sukut, Şahap gibi füzeler var işte 1300 kilometre diye zaten yazmışsınız menziller var fakat e, buradaki kürecik üssü bizden daha çok Orta Avrupayı, e, Doğu Avrupayı korumak üzere konuşlanmış bir sistem şimdi buradaki alınan ikaz ihbar Amerika'ya gidiyor Amerika'daki o değerlendirmeden sonra Ramstein Almanya'daki en büyük üssü Amerikanın oraya gidiyor. Polonya, Romanya gibi yerlerde ateşleniyor. Sistem bu, çalışacak Otobak olan sistem. Yani. Ve İsrail diyor ki, sen diyor bu sisteme karşı, hani İran'a karşı beni koruyacaktın, bu bana yeterli değil diye İsrail'in ayak diretmeleri vardı. En sonunda Karakuş Paşa'nın ifade ettiği gibi daha modifiye bir sistemi İsrail'in kendisine kurdular. Aynı zamanda Amerika'nın denizden de İsrail'e yönelik bir takviyesi var. Dolayısıyla hani halk nezdinde şu konuşuluyor, küreci işte İsrail'in gözü kulağı niye kapatmıyoruz? değil İsrail'in buraya gelene kadar daha Amerika tarafından bir alınan sürü bir sürü noktası var, var.